Avrupa ile ilişkilerde rasyonel ve hesaplı mıyız yoksa fazlaca duygusal mıyız? Duygusal ya da hamasi, bir sorunla karşılaştığımızda onu analiz edip çözüm yollarını mı arıyoruz? Öfkelenip düşman mı sayıyoruz? Bir okurum Avrupalıların Papa karşısında poz verdiklerini, Haçlı ruhuyla hareket ettiklerini söylüyor. Kendimizi kandırmak için bir yığın felsefeye ne gerek, diyordu. Adalet Bakanı Bekir Boz'dan sözlerini hatırlıyorum. Avrupalılar güçlü ve istikrarlı bir Türkiye istemiyor. Ekonomisi ayakta olan bir Türkiye istemiyorlar. İyi de Başbakan Erdoğan'ın AB sürecini öven, bu sürecin Türkiye'de ekonomi ve demokrasinin gelişmesine büyük katkı olduğunu belirten sözlerini nereye koyacağız? AK Parti başlangıçta AB yolculuğunu Türkiye için çok yararlı sanmış fakat Avrupa'nın istikrarlı, ekonomisi ayakta bir Türkiye istemediğini sonradan görmüş olamaz mı? İktidarın Avrupa Birliği sürecini öve öve bitiremeyen sözlerinden uzun bir liste çıkarılabilir. Fakat biz Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 5 ay önceki şu sözlerine bakalım. Avrupa'ya bağlılığı sürdürmekten başka çaremiz yok. Unutulmasın, Türkiye'ye gelen 600 milyar dolar yabancı sermayenin %70'i batı kaynaklıdır. Avrupa Birliği sürecinin yarattığı hukuki ve demokratik ortamın cazibesi bunu sağlamıştı. Düşmanlığa da, sevdaya da gerek yok. Gerçeği bulmanın yolu şu sorudan geçiyor. Avrupa ile iktisadi, siyasi ve hukuki ilişkiler yararlı mı, zararlı mı? Avrupalı böyle bakar, biz de böyle bakmalıyız. Yarar-zarar analizi yapabilmeliyiz. Bir süredir Haçlı İttifakı deniliyor ya. 2004'te Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasına karar verildiğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla Avrupa Parlamentosu'nu dolduran Avrupalı milletvekilleri Avrupa'nın Haçlı değil, aksine çok kültürlü, çok dinli olmasını istiyordu. Evet, son zamanlarda popülist, kimlikçi, otoriter sağ yükseliyor fakat Avrupa'nın tamamı öyle değil. Türkiye'nin iyi ilişkiler kurabileceği çevreler hala güçlüdür. Avrupa'nın aşırı sağına karşı Türkiye demokrat bir üslup geliştirerek bunu yapabilir. Bu açıdan kendimize de bakalım mı? Ocak 2017'de de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye hakkında aynı şekilde olumsuz karar alacaktı. Hükümet bunu önlemek için ne yapmıştı? 23 Ocak'ta çıkardığı 685 sayılı OHAL kararnamesiyle bir komisyon kurmuştu. Komisyon, OHAL mağdurlarının şikayetlerini inceleyecek, yargı yolu da açılacaktı. Bunun üzerine AKPM Türkiye hakkında karar almaktan vazgeçmiş, Ankara rahat bir nefes almıştı. Jagland ve Ahim'de hükümetin çalışan bir komisyon kuracağı umuduyla çok olumlu açıklamalar yapmıştı. Sonra ne oldu? 3 ay geçti, komisyon hala kurulmadı. Böylece geldik felsefe meselesine. Zihnimizin içindeki şablonlarla ve hamasi duygularla sorunlara bakmak yerine analitik ve rasyonel düşünceyle bakabilmek. Bunun gerektiği bilgi ve verilerle düşünebilmek. Şehit Sardazam Said Halim Paşa'nın Doğu zihniyetine yönelttiği bir eleştiriyi yazmıştım. Zihnimizin eşyaya yansıması, eşyanın zihnimize yansımaması. Bazı okurlarım açmamı istediler. Açılımı şu, zihnimizdeki şablonlarla ya da hamasetle baktığımızda ön yargı ve duygularımızı olaylara yansıtmış oluruz. Olayları oluşturan faktörleri göremeyiz. Buna karşılık sorunlara dair verileri, bilgileri, bulguları, olayların gidişatına yön veren dinamikleri araştırarak zihnimizde doğru bir bakış açısına ulaşabiliriz.